Herkese merhaba. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Casper Via V8 modeline nasıl format atılabileceğini göstereceğiz. Casper Via V8 Android işletim sistemi kullanan bir model ve formatlama için iki farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması, diğeri ise donanımdan format, yani telefona tuşlarla format atma yöntemi. Telefonunuza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri yedeği alın ve akıllı telefon şarj düzeyinin en az %25 olmasını sağlayın. Kullanabileceğiniz ilk yöntem için menü üzerinden ayarlar, yedekle ve sıfırla, fabrika verilerini sıfırla, telefonu sıfırla, her şeyi sil yörüngesini izlemelisiniz. Her şeyi sile dokunduğunuzda telefon sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Kullanılabilecek ikinci yöntem olan donanımdan format ise daha çok ekran kilit desenlerinin unutulması, bloke edilmesi gibi durumlarda kullanılır. Ancak menüye erişim sağlayamadığınız her durum için donanımdan format seçeneğini kullanabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi örneğini gösterdiğimiz telefonda bir güvenlik kodu var, ancak bu kodu bilmiyoruz. Dolayısıyla telefonu sıfırlamamız gerekecek. Menüye erişemediğimiz için ikinci yöntem olan donanımdan formatı kullanacağız. Donanımdan formatın mantığı, telefonun bazı fiziksel tuşlarıyla kurtarma modu ekranına, yani recovery modu ekranına ulaşmak şeklindedir. İşlem uygulayabilmek için cihazın kapalı olması gerekir. Bu yüzden telefonu kapatıyorum. Telefonun açılış işlemi için tüm fiziksel tuşlarını kullanmalısınız. Yani ses kısma, ses açma ve güç tuşlarının tamamına birlikte basarak telefonun ekranında beyaz yazılar görene kadar beklemelisiniz. Telefonun ekranında bu şekilde bir görüntü oluştuğunda, yani siyah zemin üzerinde beyaz bazı seçenekler belirdiğinde tuşları bırakabilirsiniz. Buradan kurtarma modu ekranına geçiş için bir kez ses açma tuşuna basmanız yeterli. Ses açma tuşuna bir kez bastığınızda telefon bir süre sonra kurtarma moduna ulaşacaktır. Kurtarma modunda dokunmatik çalışmaz. Aşağı yukarı işlemleri için ses tuşlarını, onaylamak için ise alt tarafta bulunan seçenekler tuşunu kullanmalısınız. Yani sanal tuşu. Bu ekranda yapmanız gereken ses kısma tuşuyla Wipe Data, Faktör Reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylamak. Karşınıza yeni bir teyit ekranı gelecek. Yine ses kısma tuşuyla Yes, Delayed All User Data seçeneği üzerine gelip yine seçenekler tuşuyla onaylamalısınız. Telefon sıfırlama işlemini yapacak ve bir süre sonra aynı ekrana geri dönecek. Aslında bunu yapmak telefonu sıfırlamak için yeterlidir. Ancak hemen bir altta yer alan White Cache Partition seçeneğini de aynı mantıkla onaylamak telefonu gereksiz ön belleğinden kurtaracaktır. Bu yüzden yine ses kısma tuşuyla White Cache Partition seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmalısınız. Son olarak telefonun yeniden başlatılması için ilk sırada yer alan Reboot System Now seçeneğini yine seçenekler tuşuyla onaylayın. Telefon bir süre sonra kurulum aşamasına geçecek. Kurulum aşamasını yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz yararlı bilgilerin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.